bu kadar yalanı söyle de bu kadar birbirine karıştırma yani. Çok kıvrak yalan söyler yay erkekleri. Ve bu yay erkeklerin kıvrak yalanlarına kendi bile yalanına inanır. Yani böyle bir enteresan yay enerjisi vardır. Evet, paraya tapan bir enerjiye sahiptir yay erkekleri. Ama para için ellerini bile kımırdatmazlar. Genelde sevgililerini, annelerini, ailelerini kullanırlar yay erkekleri. Ama her yay aynı mı Emineciğim? Yani herkes aynı şeyi atıyorsun diyeceksin ama gerçekten yayda şu enerji var. Ateşin verdiği bir güç var ya onlarda. Ben ne yaparsam yapayım parayı her türlü bulurum diyen biri. Tembeldirler, 24 saat uyusunlar, uyku modlarındadır ama gerçekten bir işe adım attığı vakitte Hollywood yıldızı kadar parlaktırlar. Yani yeter ki istekleri ve arzuları ön plana çıkmadı burada. Ne istediğini bilmen. Yaylar çünkü hayatı, eğlenceyi, keyfi, yani madde bağımlılığına kadar. Çünkü onlar keyif, alkol, eğlence ruhları olduğu için yaydaki ateş hiç sönmüyor onlarda. Her gün kıpır kıpırlar. Onların içinde bir kıpırlık var. O yüzden yay analarına geçmiş olsun, yay kadınlarına geçmiş olsun, kadınları, eşlerine diyorum. Ama şöyle bir şey var. Yalan bir gün onların hayatında çok büyük bir sıkıntı olacağı için artık kendilerini bulup kendi yönlerini belirlemeleri lazım yay erkeklerinin. Çünkü insanlar hakkında söylediği yani iki yüzlü bir karakter yapısı var yayların. Benim için ay canım bir tanem ölürüm diye argan ay şuna bak diye ne giymiş. Ya böyle enteresan yay kadını da bu noktadadır bilin yani. Yani yay erkeği ve kadını aynı karakter olduğu için o yüzden yay erkeğiyle evlilik demek yalana hazır olmak. Ve paranız varsa yay erkeğine bakın derim.